Hint kutsal metinlerini incelediğimizde gerek insanın kendi doğası, gerekse metafizik varlıklarla ilgili bir takım soruların ele alındığını ve bu sorulara çeşitli cevaplar arandığını görürüz. Evrenin içinde ve uçsuz bucaksız uzayın ötesinde sonsuz bir varlığın olup olmadığı, içimizde ama bizi aşan, düşüncelerimizin arka planında yer alan, ezeli, ebedi bir varlığın bulunup bulunmadığı gibi sorular bunlardan bazılarıdır. Kutsal Hint metinleri bu sorulara her zaman birbiriyle tutarlı cevaplar vermezler. Bunun temel sebebi, önceki videolarda da belirttiğim gibi bu metinlerin çok uzun bir zaman aralığında kayda geçirilmiş olmasıdır. Hinduizmin en eski kaynağı olan Rig Veda'nın M.Ö. 1500'lerde yazıya geçirildiğini, Purana metinlerinin de milattan sonra derlenip toplandığını düşündüğümüzde bu uzun süre zarfında bir takım fikirsel değişikliklerin olmasının kaçınılmaz olduğunu anlamak pek de zor olmaz. Rig Veda, evrenin ötesinde sonsuz bir varlık var mı sorusuna bazen tanrı tanımaz bir edayla hayır deyip, bazen teistik bir bakışla evet der ve bazen de agnostik bir tavır takınarak bu sorunun cevabının bilinemeyeceğini iddia eder. Ancak konumuz itibariyle bizi asıl ilgilendiren ve M.Ö. 600'lere tarihlendirilen Upanishad metinlerine geldiğimizde az önceki sorulara olumlu bir cevap verildiğini görürüz. Çünkü Upanishadlara göre her şeyin ötesinde böyle bir varlık var olmuş olmasaydı insan denen varlık da var olmayacaktı. Upanishad metinlerinde böyle aşkın bir varlığın kabul edilişi Om sözcüğüyle ifade edilir. Dolayısıyla Om sözcüğü bir şeyi kabul etmek, onaylamak anlamı taşır. Fakat tek anlamı bu değildir. Diğer anlamlarına ve bir bütün olarak neyi ifade ettiğine az sonra geleceğiz. Önce Upanishad metinlerinde Om sözcüğü vasıtasıyla onaylanan her şeyin ötesindeki sonsuz varlık üzerine biraz konuşalım. Upanishad metinlerinde bahsedilen bu sonsuz varlık Brahma'dır. Bir önceki videoda Brahma, Şiva ve Vishnu'nun hikayesini ele alıp onların birer tanrı olarak nasıl dönüşümler geçirdiklerini anlatmaya çalıştım. Şimdi de Brahma'nın hikayesini değil, kendisini Om sözcüğü bağlamında ele alıp konuşacağız. Brahma yaratıcı güçtür. O aynı zamanda evrenin kendisini de ifade eder. Upanishadlarda sürekli vurgulanan temel öğreti, var olan her şeyin Brahman'ın bütünlüğünden bir parça olduğudur. Bunu idrak eden insan kendini sonlu ve sınırlı olmaktan kurtarıp ebedi kurtuluşa ulaşır. Bu bağlamda Upanishadlar için en yüce gerçeklik Brahma'dır. Brahma ezeli, ebedi, her şeye kadir, her şeyi bilen ve bilgisi kendiliğinden olandır. O, bütün yaşayan ve yaşamayan dünyayı kaplayan esrarlı özdür. Brahma ile çok yakından ilişkili olan diğer bir kavram Atman'dır. Upanishadlarda Atman, Brahma ile özdeş kabul edilir. Bireyde bulunan Brahma'ya Atman denir. Her şey Brahma'nın bütünlüğünden bir parça taşır. İşte bu parça Atman'dır. Upanishadlara göre insanın kendi içindeki Tanrı'yı, Brahma'yı yani Atman'ı kavrayabilmesi için her türlü hazdan ve bunları elde etmek için gösterilen çabadan tamamen vazgeçmesi gerekir. Yani dünyaya karşı mutlak bir kayıtsızlık içinde olup içe dönük bir yaşam sürülmediği sürece Atman'ı idrak etmek mümkün değildir. Eğer birey Atman'ı kavrayıp buna uygun bir hayat sürerse yaşam-ölüm döngüsünden kurtulup sonsuz varlığa, Brahma'ya katılıp onunla bütünleşir. Aksi takdirde kişinin ruhu sürekli beden değiştirerek bu dünyaya tekrar gelip hayatın acılarına tekrar maruz kalacaktır. Upanishadlarda Om kelimesi Brahma ve Atman'a işaret ederek bu sayede ölüm hayat döngüsünden kurtulup ebedi mutluluğa ulaşmanın anahtarı olarak sunulur. Hintlilerde ölüm yaşam döngüsünden kurtulup Brahma ile bir olmanın hayatın yegane amacı olduğunu düşündüğümüzde Om sesinin taşıdığı önemi daha iyi anlayabiliriz. Upanishadlardaki her bir bölüm bu kutsal sözcüğün farklı bir yönünden bahseder. Maitri Upanishad'da Om kelimesi yön gösteren, aydınlık, yaşlanmayan ve ölmeyen gerçek olarak tarif edilir. Yine aynı bölümde bu kutsal hece için şunlar söylenir. Om hecesi Atman'ın sesli biçimidir. Cins biçimi olarak eril, dişil ve nötrdür. Işık biçimi olarak ateş, rüzgar ve güneştir. Tapınacak biçim olarak Brahma, Şiva ve Vishnu'dur. Dünya biçimi olarak yeryüzü, hava ve gökyüzüdür. Zaman biçimi olarak geçmiş, şimdi ve gelecektir. Akıl biçimi olarak mantık, düşünme ve bencilliktir. İşte Om deyince tüm bunlar kapsanır ve hepsi onurlandırılır, hepsine dua edilir. Çünkü derler ki bu Om hecesi en yüksek ve en alçak Brahma'dır. Yani Om her şeyi sembolize eden bir melodidir. O Brahma'nın melodisidir. Çünkü Brahma aynı zamanda her şeydi. Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir. Az önce Om hecesinin tapınma biçimi olarak sadece Brahma olduğundan bahsedilmedi. Aynı zamanda Vishnu ve Şiva isimleri de sayıldı. Bu bir çelişki gibi görünse de aslında değil. Çünkü Upanishadlara monizm düşüncesi hakimdir ve temelde Brahma vardır. Şiva ve Vishnu ise onun sadece farklı birer biçimi olabilir. Bu kutsal hece için Brahma'nın melodisi dedik. Ama Upanishadların birinde onun melodinin özü olduğu ve bu yüzden Hinduların dini törenlerini huzur veren ve derin anlamlar taşıyan Om sözcüğüyle yapmaları gerektiği vurgulanır. Ağızdan çıkan bu esrarlı ses, ahengiyle varlıktaki birliği ve uyumu ve insan ruhunun bu bütünlüğe katılma arzusunu ifade eder. Sanskrit dil bilgisi açısından bakıldığında Om sözcüğü A, U ve M şeklinde 3 sesten oluşur. Upanishadların bir bölümünde her bir sesin taşıdığı anlamdan ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu bütünlükten söz edilir. Buna göre ilk hece olan A hecesi benliğin uyanık ruh durumunu ifade eder. Muhtemelen bu uyku halinde olmadığımız zamanları kapsıyor. Upanishadlara göre bunu bilmek önemlidir. Ama ikincisini bilmek daha önemlidir. Om hecesinin ikinci parçası olan U sesi rüyalı uyku durumunu ifade eder. Bunu bilmek insanın bilgisini yükseltip onu hakikate bir adım daha yaklaştırır. Son ses olan M sesi ise derin uyku durumunu anlatır. Bunu bilen bilgisiyle her şeyi ölçer ve bir adım daha ileri gider. Fark ettiyseniz dış dünyadan iç dünyaya doğru çekildikçe insan hakikate daha çok yaklaşıyor. Çünkü Hint düşüncesine göre hakikat dışarıda değil, içeridedir. Om sözcüğüne onu parçalamadan bir bütün olarak yaklaşıldığında, üzerine derinlemesine düşünceye dalındığında onun Atman'ın ta kendisi olduğu görülecek ve nihayet sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe kavuşulacaktır.